Sefil şenlik böyle bir hala geldi. Aşk yüzümle rengim sarardı soldu. Bütün oğlum kızım tergini kıldı. Ahır günüm oldu zayıf diyarım. Bütün oğlum kızım tergini kıldı. Ahır günüm oldu zayıf diyarım. Eyvallah. Ölçen alkış. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Murat Çobanoğlu rahmetlinin, tabii ki eskiden aşıklar dendi mi zaten o gün biz kalktık büyüdük, 5-6 tane büyük usta gördük. Bunlardan bir tanesi Baba Reyhani, rahmetli anıyoruz. Alkışlarla anıyoruz. Hüseyin Sümmanoğlu, aşık ruhani Mustafa Ruhan Baba, aşık Nusret Sümmanoğlu, Mevlüt İhsani, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıoğlu, Ova, Mehmet Ruhani. Evet, daha sayacağımız çok ustalarımız var. Evet. Fuat, bugünkü yaşayanlarda Fuat Çerkezoğlu. Daha çok daha arkasından gelen kuşak bayağı bir güzel aşıklar yetiştiler. Biz hepsine, bütün aşıklara ama saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz burada. Evet, şimdi ise Yıldırım abi bir Çobanoğlu versiyonu şöyle bize bir sesiyle, sazıyla, buyurun. Bir tane daha böyle bir şiir alayım da Sümmani Baba'dan birden söyleyeyim de. Her seher her sabah bülbül sedası, bülbül sedasını güne getirir. Eyvallah. İki dolan sırrın vermez dışarı, bana kelimeyi dile getirir. Hakkın selamını verme nursuza, yalnız git yolbaş olma hırhıza. Komşu olma edepsize, arsıza, akıbet başına bana getir. Sunmanı babanın sözleri haktır, kalbi fasıkların günahı çoktur. Cehennem kanan ateşi yoktur, her kula tekini bile getir. Güzelsin ki neden canım vay vay.
dokuz kardeşe verirsin canım, canım vay vay. Kaşın çatıya gibisin canım vay vay. Baldan tatlı var gibisin canım neden vay vay. Gece dolamay gibisin cananım neden vay vay. Gündüz güneşe değersin canım vay vay. Çoban oğlunun feryadı canım vay vay. Senden olmaz durmuladı neden vay vay. Halka kaldırma kanadı canım vay vay. Göyde kuşa değersin canım canım vay vay. Yıldırım abi eğlendir. Yalnız bir dahaki seneki sonraki programı da hakkını kullan. Sakın. Ele geldi içimden sakın. Ne yapmış Yıldırım abi? Özür dilerim. Yok yok yok. Evet, kendisine saygı duyuyor. Çok güzel de yansıladı tabii ki. Efendim şu anda tabii sonradan fark ettim ben. Aramızda Erzurum Valiliği İl Kültür Müdürümüz Cemal Almaz Beyefendi aramızdalar. Ben alkışlarınızla bir kaç kelime yapması için, bir selamlama için sahneye davet ediyorum. Ve aynı zamanda da Süleyman Baba'nın ismini verdiği ve verilen o yerden birkaç kelam etmesini istiyoruz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Evet. Sayın Belediye Başkan Vekilim, sevgili misafirler ve değerli aşıklar, hepinizi Erzurum Valiliği adına ve kurum adına selamlıyorum. Şahsım adına selamlıyorum. Çok kısa bir anekdot anlatacağım. Ondan sonra da Hüseyin amcanın duyurmamı istediği şeyi söyleyeceğim, ineceğim. Sultanahmet Camisi yapılır derler ki, İşte bir tanesi de, çok özür dilerim, eşeğini çekip götürüyor. Bahçenin bir tarafına bağlıyor. Giriyor, camiyi gezmeye başlıyor. Tabii görevliler eşeği çekip götürüyorlar. O arada imam da sohbet ediyor. İnsanları toplamış, onlara bir şeyler anlatıyor. Çıkıyor ki eşeği yok bizim adam. Giriyor içeriye, tabii en yetkili olarak imamı görüyor. İmama diyor ki, ya diyor bir cemaate duyuru yap da benim eşeğimi kim çekip götürdüyse onu bir getirsin versin neredeyse, kulağına fısıl diyor. İmam da dönüyor cemaate diyor ki, içinizde hiç kalbi titrememiş, kara sevda çekmemiş, şiir yazmamış, türkü söylememiş, ozan dinlememiş, aşıklarla hemdem olmamış birisi var mı? Cemaattan iki kişi ayağa kalkıyor. Diyor ki bir eşek kaybettin, iki eşek buldun. Al da bunları götür. Evet, bunu söyledikten sonra ben her aşık dinlediğimde, her şiir dinlediğimde bunu hatırlarım. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kütüphanesini açtık. Geçen hafta okuyucuyla buluşturduk. Resmi açılış henüz yapılmadı ama Sayın Cumhurbaşkanımızı veya Bakanımızı bekliyoruz. Programlarına yazdılar. O kütüphanenin ismi İsmail Sahip Sencer oldu. Erzurumludur. Çok büyük bir kütüphaneci ve ilim adamıdır. Üç Gümbetler'de Doğu Anadolu'nun en büyük müzesini yapıyoruz. Arkeoloji Müzesi. Bunun adı da Fuat Sezgin oldu. Bunu da bakanlıktan geçirdik. O da tamam ve Haziran ayında açacağız. Ve yine Türkiye'nin en büyük kültür merkezlerinden birisi Mayıs 2018'de yatırım programına alındı. Bütçesi ayrıldı, projesi çizildi ve bu temel atma töreni de olacaktı ama biz daha güzel bir şey oldu. Şu Yenişehir semtindeki Nikah Sarayı denilen bina bize tevdi edildi, bize teklif edildi. Bunu alın ve kültür merkezi yapın dediler. Ben hemen çok acele davrandım ve bakanlığa yazdım. Bakan onayı aldım ve bu kültür merkezinin ismini tahmin ettiğiniz gibi Aşık Sümmani Kültür Merkezi koyduk. Bakan onayı alındı, herhangi bir şey yok.
Yani bitti bu iş. O yüzden bunu duyurmamı istediler. Sağ olsunlar, Erzurum tabii gecikmiş bir vefa borcunu böylece ödemiş oldu. Orası inşallah büyük bir kültür merkezi olacak. Tiyatro ve il hizmet binası da orada olacak. Diyorum Erzurum'a bu üç hizmette hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. Efendim çok güzel bir müjde aldık. Ben bahtiyar oldum. Çok da mutlu oldum. Tabii şimdi atışma deyince şimdi ayağı serbest bırakacağım. Hepsi var. Hepsi var. Bu örnek de en güzel taşlama örnekleri taşmadan Aşık Sezai ile Sümmani Baba arasında yaşanmıştır yine. Ben onlara rahmet dilerken Nusret Usta'nın çırakları ve Sümmani kolu Abu Bekir Zamani, Temel Turabi ve İsrafil Taşlan'dan öyle ustalara yakışır ve sizlere de yakışır ayaklar. Ayak Abu Bekir'de. Serbest buyurun. Şimdi ben bir duyuru yapmak istiyorum ama müsaade eder misin Abu Bekir abi? Değerli dostlar, Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız Narmanlı, Oktay Yılmaz Beyefendi hemşerilerime selam söyle dedi bugün bana. Aleykümselam. Ben de o belediyenin mensubuyum. Kısmet olursa bir planlama yaptık. 4 Nisan'da da Bursa Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezi'nde Aşık Sümmani'yi anma etkinliğimizi yapacağız. Ayrıca Sümmani adına da güzellikler düşünüyoruz. Ya bir cadde, ya bir okul. Öyle bir çalışmalarımız var. Bunu da duyurayım.